Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün size harika bir haberim var. Başlıktan da anlayacağınız üzere iPhone 7 veriyorum. Evet, ama neden veriyorum? Şimdi öncelikle bunun bir açıklamasını yapmam gerek. Çünkü gerçekten 3000 subscribe olup da iPhone veren çok bir YouTuber görmedim ve duymadım açıkçası. Ve bunun nedenini size şimdi açıklayacağım. Normalde YouTuberlar hani YouTube'dan kazandığı, hani sizin sayenizde kazandığı paralarla gidip size bir hediye alıp hani onu size hediye ederler. Ama şimdi benim şöyle bir avantajım oldu. Ben aylar önce, daha doğrusu babam aylar önce bir AVM'nin yarışmasından bir iPhone 7 kazanmıştı. Ama şu an evde herkes iPhone kullandığı için o telefon hiç kimse kullanmadan öylece evde duruyor bayağı bir süredir. Ve dedim ki neden dedim bunu ben takipçilerime hediye etmiyorum. Şimdi sizin de şöyle bir avantajınız var ki hani takipçim, yani subscriber'ım çok fazla olmadığı için kazanma şansınız daha yüksek. Öncelikle hatta kutusu da burada hiçbir şekilde açılmamış bir halde duruyor. Katılmanız için yapmanız gereken, aşağı size bir link bırakacağım büyük ihtimal. O linke girip çekilişe adınızı soyadınızı yazarak katılmanız gerekiyor. Ama şöyle bir durum var ki sadece hani adınızı soyadınızı çekilişe yazıp o siteden katılmıyorsunuz. Bu videonun altına yorum olarak katıldım diye belirtmeniz gerekiyor. Sadece linki değil, aynı zamanda yorum olarak aşağıda katıldım diye belirtin ki kanalıma abone olup olmadığınızı görmem lazım. Yani birkaç tane şartı var. Daha doğrusu tek şartı olacak büyük ihtimal. Kanalıma abone olmanız gerekiyor. İkinci şartı da aşağı yorum olarak atmanız gerekiyor. Eğer kanalıma abone değilseniz maalesef bu çekilişe katılamıyorsunuz. Şimdi o zaman hikayeye geçelim. Bugün size inanılmaz aldatılma hikayemden bahsedeceğim. Gerçekten hani yıllar geçti üstüne ama asla unutamadığım saçmalıkta bir hikaye. Lise 2'ye gidiyordum. O zamanlarda benim ilk böyle adam akıllı diyebileceğim bir erkek arkadaşım vardı. Kendisinin ismini atıyorum Sarp diyelim. Tamam, Sarp. Şimdi Sarp'la biz lise 2'de böyle bir 6 ay boyunca bir beraberliğimiz devam ediyordu. Yani 6. ayın ortalarında falandık bu olay olduğunda. O dönemde de ben işte daha önceki videolarımda bahsettiğim BDNST adlı, ya da onu hep yanlış söylüyormuşum. BDNTS'ymiş, ST değil. Evet, hayır. BDSNT'ymiş, pardon. Özür dilerim, değiştiriyorum. Neyse, o hikayeyi yazdığım dönemdi ve hani dedim ya, ünümün böyle tavsiye yaptığı zamanlardı. Ve o hikaye sayesinde beni tanıyan bir kız vardı. Ona da biz Elif diyelim. Elif beni bu hikayeden tanıyordu, yani ben öyle hatırlıyorum. O dönem işte Connected to Me adlı bir site vardı. Hala var aslında ama hani o dönem en çok yoğun kullanıldı. Böyle herkesin Facebook'ta profillerini paylaştığı akşam 9 gibi falan, o dönemlerde. Ben de kullanıyordum Connected to Me. Hala arada kullanırım, yalan yok. Amacım öylesine muhabbet etmek, çok bir şey değil yani. An sonra işte bir kız geldi, dedi sizin, dedi sana bir şey söylemem lazım. Connect'te anonim bir şekilde yazıyor. Söyle dedim. İşte o zamanlar da hani fotoğraf falan atıyorduk sanırım, ya da böyle duvardan duvara konuşuyorduk şeyle. Çocuğun adına ne demiştik? Sarp'la, ha. Duvardan duvara konuşuyorduk, o yüzden hani bakan herkes genelde erkek arkadaşımın Sarp olduğunu anlardı yani. Geldi dedi sana bir şey söylemem lazım. Ben Sarp'la aynı okuldayım. Bu arada biz Sarp'la aynı okulda değildik. O özel bir okula gidiyordu. Ben devlet okulundaydım. Ben dedi şeyle aynı okuldayım Sarp'la. Sana bir şey söylemem lazım. Sarp dedi bizim okuldan bir kızla çıkıyor dedi. Çıkıyor dedi, hani çıkıyormuş yani. İşte inanmadım tabii. Sonra dedi işte hani Sarp böyle böyle değil mi? Hani şöyle tipi böyle değil mi falan anlatıyor bana böyle. Evet dedim, işte biz aynı okuldayız dedi. Hani o da bu okulda, ben de okuldayım falan diye böyle anlattı. Dedim hani anlattığı her şey uyuyor aslında. Sonra yanında gördüğü kızı tarif etmeye başladı bana. Hani ben de, diyor ki kız bana, hani sürekli yan yana görünce önce arkadaşlar sandım. Çünkü hani seninle birlikte olduğunu biliyordum. Ama baktım ki hani biraz arkadaşlıktan öte hareketler yapmaya başladılar. O yüzden şüphelendim dedi. Sonradan birkaç kez daha gözlemlediğime göre dedi. Ve insanlara sorduğuma göre dedi. Böyle bir durum var, haberin olsun diye bana haber verdim. Ben kudurdum. Gerçekten bir kudurma anı yaşadım o an. Çok net hatırlıyorum. Ondan sonra ertesi gün de Sarp'la görüşecektik. Arkadaşlarıma diyorum ki yarını mı bekleyeyim konuşmak için yoksa şimdi mi? Herkes dedi ki yarın yüz yüze konuş, yarın yüz yüze konuş. Ben de dedim ki tamam, yarın yüz yüze konuşacağım. Ve bir saat sonra ben Sarp'ı aradım. Kendisini aradım, ne yapıyorsun, ne diyorsun, normal konuşuyorum falan filan. Niye normal konuşmaya geçtiysem önce direkt ağzını edecektin aslında. Neyse, ondan sonra dedim Sarp dedim ben böyle bir şey duydum. Kızın adını da söyledi bana, o Connected'daki kız, hani çıktığı kızın adını söyledi. Dedim ben böyle böyle bir kızın adını duydum. Böyle bir şey duydum, doğru mu yalan mı? Önce dedi ki hani nereden böyle bir şey duydun, öyle bir şey yok falan filan. Hani önce bir inkar aşaması oldu. Ondan sonra ben eminim, ben işte her şeyi gördüm, her şeyi duydum arkadaşlar, eminim yalan söylemedi üstüne gittikçe.
İşte evet'e getirdi biraz lafı. Evet öyle bir şey var'a getirdi. Ve ben çocuğa telefonda bağırdım, 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 bağırdım. Telefonu kapatırken en son dedim ki sakın bir daha beni arama. Bir daha beni ararsan seni polise veririm. Çocuk beni niye bir daha arasın hani? Zaten benden çoktan vazgeçmiş hani. Bu aldatma bile sayılmıyor artık. Hani kızla direkt çıkıyorlar. Çocuğun iki tane sevgilisi var ya. Biri kendi okuluna, biri başka okula. Yani krallık level ya. Hala beni aramasını bekliyorum. Hani diyorum ki beni ararsın biliyorum, arama. Hani seni polise veririm falan diyorum. Bu konuşmadan sonra tabii itiraf etmesinden ötürü bir çıldırma anı benim, yine deliriyorum. Aşağı katta da benim kuzenlerim oturuyor. Onların yanına gittim. Orada çıldırıyorum falan. Annem geliyor beni sakinleştirmeye çalışıyor. Ve hani şeyi hatırlıyorum ben. Üzüldüğüm için değil de daha çok bunu hazmedemediğim için ağlıyordum. Daha doğrusu sinirimden ağlıyordum. Yani sinirimi atamadığım için ona. Neyse ben ağlıyorum aşağıda falan filan, ölüyorum bitiyorum. Sonra işte Sarp'tan bir mesaj geldi. Bekliyorum ki hala belki özür dilerim, tamam hani tekrar devam edelim demiyorum ama özür dilerim böyle bir şey yaptığım için. Böyle bir mesaj bekliyorum. Bana gelen mesaj, beni engeller misin? Yani ne diyebilirim ki, ne diyebilirsin ki? Ve ben ona dedim ki niye? Hani sanki hiçbir şey yokmuş gibi, normal muhabbet ediyormuşuz gibi. Ben çocuğa niye falan diyorum hani. Oradan ama konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Neyse sonra o da dedi ki işte yazmak istemiyorum sana. Hani yazmamı engelleyecek bir şey olması lazım. Engeller misin dedi. Ben de tamam dedim, engelledim çocuğu. Bir gün okul vardı. Okulda ben buna olay herkes anlatıyorum tabii ki. Sonra Simay adlı arkadaşım, ki birkaç videomda vardı Simay. Bu olaya çok sinirlendi ve Sarp'ın okuldaki bir arkadaşına, daha üst bir dönemimizde o çocuk. Yani daha üst bir dönem arkadaşına. Dedi ki git Sarp'ı böyle böyle uyar diye bir şey de bulundu. Ne denir ona? İstek de bulundu. Üst dönem çocuk da gidip Sarp'a demiş ki Sezin'e bir daha yazma. Ulan tamam, çocuğun zaten yazacak gibi, yazmak istediğini ben zannetmiyorum. İnatla diyoruz ki Sezin'e yazma, Sezin'den uzak dur Sezin'e. Tamam çocuk zaten istemiyor yani, çoktan vazgeçmiş. Hala neyin çabasında uğraşıyoruz, neye uğraşıyoruz yani. Üst dönemdeki çocuk Sarp'la konuştuktan sonra Sarp beni WhatsApp'tan engelledi. Hani ben ona gelmiştim, o da beni engellemişti ve çocuk hala... Yani ben hala çocukla engelliyim yani. 6 sene mi ne oldu? 6-7 sene oldu. Ben hala çocuğun şeyinde engelliyim. İnanılır gibi değil. Ve daha sonra olayın saçmalığı. Bu çıktığı kızın adı da Ayşe olsun, tamam mı? Sarp'ın işte beni aldattığı kızın adı Ayşe. Ayşe ile biz bir şekilde konuştuk ama nasıl konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Kız bana ne dedi biliyor musunuz? Sevgilini elinde tutsaydın dedi. Ulan kadın! Ulan kadın! Hani sonra bu Ayşe ile Sarp çıkmaya devam ettiler benden sonra. Hani şey gibi oldu. Ben sanki bir problemmişim gibi 6 aydır. Ben çekilir çekilmez bunlar çıkmaya devam ettiler yani. Hala bana bir laf sokma derdindeler yani. Ben sanki bir şey yaptım. Sanki ben Sarp'ı aldatmışım gibi. Böyle Sarp o dönemde benim böyle Justin dinlememe falan çok dalga geçerdi. Şu an herkesin geçtiği gibi normal bir şey artık bu benim için. Biz böyle bu olaylar oldu, ayrıldık falan filan. Bunu Ayşe ile devam ediyordu. Ayşe Instagram'a Sarp'ın fotoğrafını atmış. Sarp elinde Justin'in şeyini tutuyor, albümünü. Ben alayım şuradan. Şöyle tutmuş, şöyle bir poz vermiş. Ayşe de altına yazmış işte en sevdiği işte sanatçı Justin Bieber falan yazmış. Hani hala bana anlamsız bir gönderme, lan ben ne yaptım ya, ben ne yapmışım ya, al bıraktım gittim, al senin olsun yani, ama beni rahat bırak. Sonra başka bir şey daha ortaya çıktı. Bu Sarp manyağı benim biz beraberken benim bir arkadaşım Facebook'tan yürümüş. Ve hani arkadaşım da onu bana söylememiş ama söylememesinin nedeni benim hani üzülmemem, ilişkime bir zarar gelmemesi falan. Hani çok da kızamıyorum, gerçekten böyle düşünmüş de olabilir ki büyük ihtimal zaten tanıdığım için öyle düşünmüştür, o yüzden söylememiştir. Hani şey falan demiş ya, hani Sezin'in sevmediğim hareketleri var ama sen öyle değilsin. Lan bir kere bile görüşmemişsiniz ve kız benim yakın arkadaşım yani. Hayatımdan böyle bir manyağın gelip geçmesi ve 6 ayımı ona harcamam gerçekten içimde bir yaradır şu şekilde. Ama neyse, küçüktük deyip boş veriyorum. Lise 2 yani. Lise 2'deki sevgililer ne kadar ciddi olabilir. Neyse, artık videolarımı kısa tutmaya çalışıyorum. O yüzden kısa bir hikaye anlattım. Dediğim gibi çekilişe katılmayı unutmuyorsunuz. Alta yorum bırakmayı unutmuyorsunuz. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.